Mutfağa dair kanından herkese merhaba. Bugünkü tarifim dondurmalı irmik helvası. Çok lezzetli ve tam tutuyor. Mutlaka deneyin. Ben helvamda 2 su bardağı irmik, 150 gram tereyağı, 1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su ve sade Maraş dondurumuzu kullanacağım. Dondurmanızı dışarıda bırakmayın, eriyebilir. Hemen dolma alacağım. İlk olarak helvamızın şerbetten başlayalım. 1,5 su bardağı toz şekerimi küçük tencereme alıyorum ve üzerine 2 su bardağı toz şeker. Ocağın üzerinde şeker erine kadar ısıtacağım. Şekerin erimesini bekliyorum. Şekerim eridi. Şimdi helvamın yapımına başlıyorum. Tencerenin içerisine tereyağımı koydum ve erimesini bekliyorum. Tereyağım eridi gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine irmiğimi koyuyorum. Ve güzelce pembeleşene kadar kavuruyorum. Helva yapacağınız tencerenin çelik olması gerekiyor. Çünkü uzun süre ateşin üzerine kalacak. Daha sağlıklı çelik tencere. Helvanızın başından ayrılmayın. Çünkü dibini tutar ve yanabilir. Orta ateşte devamlı bir şekilde kavurun. Gördüğünüz gibi helvamın rengi yavaş yavaş dönmeye başladı. Hiç başından ayrılmayın ve devamlı karıştırın. Çünkü tavamızın altı ısındığı için hemen yanabilir. Devamlı karıştırıyoruz. İrmik helvamız güzelce kavruldu gördüğünüz gibi. Rengi kahverengiye döndü. Siz de bu şekilde yapın ama sakın başına ayrılmayın. Çünkü hemen yanıyor. Gördüğünüz gibi hemen burası böyle ufaktan daha da kararmaya başladı. Bu şekilde devamlı karıştırdım ve kavurma işlemi bitti. Şimdi şerbete dökeceğim. Şerbetini dikkatli bir şekilde dökün çünkü tavamız sıcak olduğu için yüzeniz sızabilir. Şerbetimi döktüm ve yavaşça karıştırıyorum kenarlarına. Helvamız kaynamaya başladı. Kapağını kapalı tutuyoruz ve bu şekilde 5 dakika kısık ateşte suyun çekmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi helvamız suyunu çekti. Helvamı 10 dakika demlenmeye bırakıyorum. Helvam dinlendi. Şimdi servis yapalım. Ben tasıma streç film sardım rahat çıkartabilmek için. Şimdi ortası boşluk gelecek şekilde kenarları bu şekilde doldururum helvamla. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ortasına dondurmamı koyuyorum. Tam ortasına. Çok az yayıyorum. Ve tekrar üzerine helamdan koyuyorum. Eğer siz dondurmayı fazla koymak isterseniz koyabilirsiniz. Ama eriyecek. Bu kadar kafi. Dikkatlice helamdan koyuyorum tekrar. Üzerini kapatıyoruz. Hafifçe bastırın. Şimdi tabağımı koyuyorum ve bu şekilde ters çeviriyorum. Dikkatlice çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Dondurmalı irmik helvamız hazır. Üzerine toz Antep fıstığı koyuyorum. Ve sizin için kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere.